Selamlar. Bugün Japonya'nın Yoyogi Parkı'ndayım. Tokyo'nun merkezinde bulunan bir park. Bugün size şundan bahsedeceğim. Benim çocukluk hayalim olan Japonya'da nasıl bulunuyorum, nasıl ucuz bir yolda gelinir, ondan bahsedeceğim. Bunun iki yolu var. Birincisi sponsor olmak. Hani buradan bir üniversitenin bir eğitimi olur. Ya da bu gönüllülük çalışmaları var hani. Hani o tarz şeylerle uçak biletlerini bedavaya getirme yöntemi var. Diğer yöntem direkt kendinizin bulabileceği havayolu şirketleriyle geleceğiniz yöntem. Diğeri de havayolu ama diğerlerinde üniversiteler karşılıyor genelde. İlk yöntemden bahsedeceğim. Zaten bunu herkes bilir. Aktarmalı geleceksiniz. Hani 2-3 tane aktarma kullanabilirsiniz bunun için. Öncelikle şu siteye bakın. Yazarım ben yine. MyTrip ama MyTrip'in Türkiye sitesi değil. UK MyTrip. Genellikle oradan hani bu uzak doğuya Avrupa'dan biletler bulunuyor. Şimdi genelde en ucuz biletler Japonya değil de Güney Kore'ye var. Ve Çin aktarmalı oluyor genelde bunlar. Ne yapıyorsun? İşte İstanbul'dan çıkıyorsun, Çin'e aktarıyorsun. Çin'de de 24 saat transit izan var. Artı olarak bu 24 saat hani 10 saatten fazla izle falan transit izanı da sana verirler. Hani bir gün boyunca yani yaklaşık 10 saat 24 saat arası aktarman falan varsa hani Pekin'i de gezersin. Çin aktarmalı Seul'a gidiyorsun genelde. Bunlar şu an ne kadar mesela? Şu an için 350 sterline biletler var mesela. İstanbul'dan Seul'a. Zaten bedava yani 13.000 TL şu an için Seul'a bedava biletler. Artı olarak Seul'dan da Tokyo'ya yaklaşık olarak biletler 2.000 TL falan hani. Ya Tokyo'ya gelmedi, Osaka'ya gel hani. Zaten yakın yerler hepsi. Shinkansen var hani. Sen Hiroşima'ya da insen Seul'dan. Ya da Çin'den direkt Hiroşima'ya da gelsen Tokyo'ya sen 3 saatte varabiliyorsun. Maglev trenleri var zaten burada. Öyle buradaki İlk nokta UK MyTrip sitesi artı Skyscanner. İki siteye çok sık bakmanız lazım. Çok sık dedim hani ara sıra 2 günde 3 günde bir bakmanız lazım sürekli. İşte Seul'a, Seul'dan Japonya'ya böyle ya da direkt Pekin'e bakın işte. Pekin'den Seul'a bakın ayrı ayrı bu sitelerde böyle sürekli bakın. Ucuz bilet bulunca kendi aktarmanızı yapın. Örnek vereyim Pekin'e bilet buldunuz. 24 saat aralık içinde oradan da Seul'a bilet bulmaya çalışın. Seul'a indiğiniz zaten Seul'da hani hemen bilet bulmanıza gerek yok. Oradan zaten vizesiz bir ülke. Kalabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Girişler de o kadar zor oldu yani. KYT'e var diyorlar da hani çok kişiye çıkıyor zaten bence. O kadar zor bir vize türü değil. Eskiden biraz zormuş pandemi zamanı ama şu an zor değil. Çıkıyor yani. En azından bir 2-3 ülkeye gittiysen de önce çıkıyor. Hani Seul'da kalırsın 2-3 gün. Oradan da atlarsın Japonya'ya gidersin. En kötü şöyle bir şey var. Seul'a inin diyelim. Bu arada Seul en ucuz yol olduğu için hani şu an bildiğim. O yüzden Seul'dan bahsediyorum. Seul'dan Busan'a gidersin. Yaklaşık o da trenlerle 3 saat falan sürüyor. Oradan Busan'a gidersin. Busan'dan zaten feribot var. Feribot da 2 saat içinde seni ne yapar? Fukuoka'ya götürür yani Japonya'nın bir diğer şehri. Ya da Osaka'ya bile direkt feribot var. Ama en ucuz Busan Fukuoka arası kaç bin yendi? Sanırım 5.000 yene vardı benim bildiğim en son bilet. 5.000 yen ne yapıyor? 1000 lira yapıyor. Yani bedava. Hani demek istediğim biletler çok pahalı değil. Bu arada az önce İstanbul'dan Seul'a 13.000 TL dedim. Hani 350 sterlin civarındaki biletler. Gidiş dönüş Seul biletleri bu arada. Hani tek yön pahalı zaten. Gidiş dönüş 13.000 TL bedava. Çünkü sen tek yön Seul'a 6.500'e gidiyorsun. Şu an için biletler öyle. Ama hala öyle kalır mı bilmiyorum. Çünkü benim geldiğim havayolu yeni açılmıştı İstanbul'da. Çin havayolları ve o yüzden bir indirim vardı. Ya ben bu bileti kendi paramla almadım. Ayrı bir şey yani. Sponsorla hallettim bu işi ama. Hani biletler şu an bu şekil. Bakabilirsiniz.